Merhaba. Öncelikle MasterCam'in yeni versiyonu MasterCam 2018'in 1 Haziran 2017 tarihi itibariyle çıktığını sizlere müjdelemek istiyoruz. MasterCam 2018'de birçok yenilik ve fonksiyonlar var. Ancak temelde daha verimli, maliyetleri düşürmeye, teslim sürelerini azaltmaya yönelik yenilikler mevcut. Zamanla hepsini sizlerle paylaşacağız. Burada sizlere ilk olarak sunacağımız özellik takım ve operasyon ayarları rapor sayfası. Ekranda görülen parçayı hep birlikte sıfırdan oluşturalım. Biliyorsunuz üretimin en önemli iki hususu verimli çalışma ve kaliteli ürünler, parçalar üretmek. Bunları yerine getirmek için birçok standartlar var. Bildiğiniz gibi bunlardan en önemlisi ISO standartlarıdır. ISO standartları gereği yapılan işler kayıt altına alınması gerekiyor. Kayıt altına alınması gereken belgelerin başında tabii üretimi konuşuyoruz. CNC tezgahlardaki iş operasyonları ve takım listeleri gelmektedir. Ancak bu kayıt işlemleri çalışanlara zor bir iş olarak, zaman kaybı olarak da zaman zaman geldiğini görmekteyiz. Çok haksız da sayılmazlar. Bu kayıtları manuel elle tutunca gerçekten kayıplar oluşuyor, zaman kayıplar oluşuyor. Bu elle tutulan kayıtlara erişmek de ayrıca bir zaman kaybı. Bunun yerine çözüm olarak MasterCam 2018 öneriyoruz. Şimdi bunu nasıl yaptığımızı görelim. Parçayı öncelikle açıyorum. Parçamız şu olsun. Şöyle bir parça. Bu parçanın üzerinde çeşitli operasyonlar var. Bunları görelim. Bakın üstten bir yüzey temizliği yapıyor ilk takım. İkinci takım bu şekilde kontur dolaşarak boşaltma yapıyor dinamik yöntemle. Dinamik dediğimiz kabuk soyar yöntemiyle. Eliz şeklinde yukarıdan giriş yaptı. Orayı boşalttı. Sonra bir finish yaptı. Sonra da geldi delikleri deldi. Bu operasyonu şöyle öncelikle bakın MasterCam'de X+ diye bir kısım var. Burada fixture aparat ilave edebiliyoruz. Bakın burada çeşitli aparatlar var. Ayna, daha değişik ayna, mengene tarzı. Buna tamam diyorum. Bakın otomatik olarak parçaya uygun, parçanın ham maddesine uygun olarak bağlantıyı gerçekleştirdi. Bir düğme basarak parçanın bağlantı şeklini buradan ayarlayabiliyoruz. Bu aparatları ayrıca da çizip tanımlayabiliyorsunuz. Sonra bunu istersek az önce gördüğümüz gibi katı simülasyonda da görebiliyoruz. Bakın. Yüzeyi yaptı. Hızlı bir şekilde tekrar görelim. Aparatla birlikte bunu görmek mümkün. Burada işleme sürelerini de tabii görüyoruz. İşleme sürelerini buradan en çabuk görebiliriz. Bakın bilgiyi açtığımız zaman 8 dakika 22 saniye. 8 minus 22,4 saniyelik bir işlem süresi var bu parçanın. Şimdi bizi ilgilendiren bu bahsetmiş olduğumuz yani bugünkü konumuz olan takım ve operasyon ayarlarının raporlanması. X+ setup sheet'e giriyoruz. Bir sayfa açılıyor. Bu sayfada tanımlar var. İşte burada datanın adı, post prosesörün adı, programcının adı, grup comment yani yorumu varsa malzemeyi, programcı, stok boyutlarını giriyoruz. Excel'de yapabildiğimiz gibi HTML formatında da çıkartıyor bunu. Burada alanlar var. İşte başlama yüksekliği, geri kaçma düzlemi, ilerleme düzlemi, ilerleme artı program numarası, program adı vesaire. Bu alanlardan hangi parametrenin çıkmasını istiyorsanız buraya atıyorsunuz. Mesela program adı olsun. Tıkladım. Bakın program adı buraya geldi. Program adı. Burada çıkmasını istediğimiz raporda özellikler var. Açıklama, grup adı, tolerans, filtreleme. Bunların hepsi var. X-Z'deki ilerleme, X-Y'deki ilerleme, montajın adı varsa, stop payları bunlar. Bu kadar. Bu sayfayı doldurup tamam diyoruz. Bekliyoruz sadece. Ve bakın otomatik olarak hem de
parçanın bağlantı şekli de geldi görsel olarak. Ki bunu CNC tezgahtaki operatör görüp rahatlıkla nasıl bağlayacağını görüyor. Burada kısa bir özeti var. Logomuzu koyabiliyoruz. Kendi logonuzu buraya yerleştirip koyabiliyorsunuz. Az önceki operasyonlar, birinci takımın operasyonu, ikinci takımın operasyonu. Burada bakın. Hepsi geldi. İlerleme hızları, stop payları ve günün sonunda da en altta 8 dakika 25 saniye işleme süresi de geldi. Bakın bunu ekrana fit edelim. Bunu dosya farklı kaydetleyip istediğimiz yere farklı bir klasör seçip kaydedebiliyoruz. Masaüstü diyelim. 4 eksen VCS 4 eksen operasyon ayarları diye kaydettim PDF olarak. Buradan çıkıyorum. Bir de bizi ilgilendiren takım listesi var. Yine aynı şekilde işimize yarayacak. Onu da tool liste geliyorum. Tool listten yine tarihi atıyorsun. Dosya adını atıyorsun. Veya işte Mastercam dosya deyince otomatik seçiyor. Dosya adını seçmiştik. Burada başka bir şey seçebiliriz. Tam dosya adı olabilir. Nerede olduğunu gösteriyor. Makine adını seçiyorsunuz. Malzemeyi seçiyorsunuz. İstersek burada son işlemciyi seçebiliyoruz. Post prosesör. Bu alanlardan istediğimizi seçme şansına sahibiz. Kütük boyutlarını seçtik vesaire. Yine burada alanlar var. Hangi parametreyi göstermek istiyorsanız raporda onu buraya atıyorsunuz. Çıkarmak istediğinizi de bu tarafa atıyorsunuz. Minimum Z, maksimum Z, işleme zamanı, tutucu boyu, köşe radyosu, çap, sapın boyu. Mesela sap boyunu istemiyorsan, ya takımın sap boyunu istemiyorsak bu tarafa attık. Bunun gibi. Ölçek burada kullanıyoruz. Ekran görüntüsü çıksın. Tamam diyorum. Bekliyorum. Buradan da ekrana sığdırıyorum. Takım listesi bu şekilde çıktı. Burada logo biraz büyük geldi. Logoyu ona göre ayarlamanız gerekiyor. Büyütelim. Bakın kullandığımız 4 tane takım var. O takımlar burada geldi. Boyları, çapları. Bu ilki kullanılmamış herhalde. 0 çap diyor. Bu şekilde takım listesini de CAM'den, zaten bunun CAM'ini yaptığınız için otomatik olarak Mastercam size veriyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.